meme koruyucu cerrahi aşama dediniz hocam. Orada tamamen memenin dokusu temizlenip memeye zarar vermemek midir? Onu izleyicilerimize biraz açabilir miyiz hocam? Elbette. Şimdi meme kanseri tanısı konulduğu zaman ilk yıllarda direkt memenin tümü, bazen oradaki kas yapılarının, şunların bunların hepsinin çıkartılması türünde bir operasyon şekli vardı. Tabii kadınlar için meme önemli bir organ. Bu zaman zaman hastalar için psikolojik yıkımlara sebep olabilmekte ve insanlar kendilerini yarım gibi hissederek toplumda biraz kendini çekme yoluna gidebilmekteydiler. Ancak 1950'lerden sonra sadece kanser olan dokunun güvenli diğer meme dokularıyla çıkartılmasıyla elde edilen sonuçların tüm memeyi alınan hastalarla karşılaştırıldığında aralarında yaşam süresi ve nüks açısından hiçbir fark olmadığı görülmesi üzerine her kadının kendi organıyla yaşaması gerektiği fikrinden yola çıkılarak meme koruyucu cerrahi prosedürleri günümüzde artık uygulanmakta. Tabii bu meme koruyucu cerrahinin yapılamayacağı hastalarda, ki onun için bir takım kriterler var. Mesela atıyorum, söylüyorum, daha önce bu meme bölgesine başka bir nedenle radyoterapi almışsa hasta, meme koruyucu cerrahi yapmak eskiden kontraendike denilirdi. Ama günümüzde artık ikinci seri ışınlamalar da gündeme geldi. Aldığı doz şeyler hesaplanılarak bu hastalara ikinci kez ışın verme ihtimali var. Yani relatif bir kontraindikasyon durumuna geldi. Ya da tümörü çıkarttığınızda kalacak meme şekli, yani kozmetik açıdan hoş görüntüye sebep olmayacak, neden olacaksa, o zaman gene mastektomi, belki şu anda artık rekonstrüksiyon dediğimiz yeni meme yapımı işleri de çok mükemmelleşti. Bu tür, yani meme koruyucu cerrahinin uygulanamayacağı hastalarda ya da kitleyi çıkartıyorsunuz, bir türlü negatif cerrahi sınır elde edemiyorsunuz. Bu tür hastalarda da artık rekonstrüksiyonla yeni meme dokusu yapısı oluşturarak hastalar güvenli bir şekilde tedavi edilebilmekte. Ama asıl prosedür şu anda meme koruyucu cerrahi. Eskiden koltuk altı lenf nodları dediğimiz, yani kanser oluştuktan sonra ilk gideceği alan koltuk altındaki lenf nodları, bezelerdir yani. O bölgeler içinde artık bekçi lenf nodu denilen bir örnekleme yapılıyor. Bir takım tekniklerle bu ilk gittiği lenf nodu tespit ediliyor, o çıkartılıyor. Eğer orada herhangi bir şey yoksa koltuk altına da dokunulmuyor artık. Eskiden var olan kol ödemleri, şunlar bunlar dan rahatsız olma artık hastalarımız için yapılan bu teknik gelişmeler ve yeni tedavi modaliteleriyle beraber kanser sonrası yaşamları da daha konforlu hale gelmiş durumda. Şimdi çünkü çok uzun süre yaşıyorlar bu hastalar ve bu uzun süre yaşadıkları periyotta tedaviye bağlı komplikasyonlardan müzdarip oluyorlardı. Bu müzdarip olma durumları artık gün geçtikçe daha da azalmakta bu yeni teknikler sayesinde ve daha konforlu, daha rahat hayat sürebilmekteler.